Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size basamak takım lifin kesesinin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi kesesi de çok güzel, yapmaya değer takımlardan bir tanesi. Pamuk lifler sayfasına ait, ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu güzel modeli bize kazandırdığı için. Boyut olarak da ideal, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bence ideal ama daha büyük de yapabilirsiniz, size kalmış. Böyle aynı parçadan iki tane yapılıyor. Sonra krem ipimle etrafını gittim, birleştirdim. Sonra da çiçekle süsledim arkadaşlar. Bağcığını yaptım. Böyle görmeyenler için şöyle daha önceki yaptığım karesini göstereyim. Şöyle karesini yapmıştık. Bir de kesesini yapmıştık. Bu takımın son parçası arkadaşlar. Şöyle kesesini de, pardon, uzunluğunu da göstereyim. Çok hoş, çok güzel dediğim gibi. Yapmaya değer. Evet, renk olarak açık yeşil, koyu yeşil ve krem kullandım. Çok da güzel oldu. Renk seçeneği size kalmış. Tığ olarak da şöyle. Niyeyse durgun başladım bugün videoya. 6 numara 1,4 mm'lik tığ kullandım. Bize bir de şöyle çiçeğini dikmek için inci lazım. Elinizde mutlaka vardır. İnci çiçeğin ortasına dikiliyor. Evet, hazırsanız hemen ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Bu taraf arkadaşlar, yeni yapanlar için söylüyorum, yıldız tekniğiyle yapılmış. Burası da kare, yani ikili kutucuk tekniğiyle yapılmış. Yapımı gayet kolay. İlk defa yapıyorsanız bile benimle birlikte kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Evet, 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, üçüncü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir. Bu şekilde 8 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Önce bu koyu yeşil kısmı yapıyoruz. 8 tane fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 8 fıstık yaptım. Şimdi 9. fıstığı yapıyorum. O da yana gelecek biliyorsunuz. Kapattım, bir zincir. 10. fıstığı yapıyorum. Bunu kapatmıyorum, tutuyorum. Şöyle 8. fıstığın tepesine diyelim. 2. fıstığımı yapıyorum. Birileriye 3. fıstığımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde üçünü bir topluyoruz. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir. Evet, böyle üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna buraya kadar gelirim. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna geldim. Yine üzeri 3, 6, 7, 8 fıstık gördüğünüz gibi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçişte hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir. Topladım. Bir zincir. Evet, böyle üçlü fıstık toplayarak ikinci sıramızı da tamamlayalım. Evet, üçüncü, pardon, özür dilerim. Son üçlü fıstığımı da topladım. Sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçince ne yapıyoruz? Yeni öğrenenler için söylüyorum. Eminim çoğunuz biliyorsunuz. Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde toplamda 6 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim.
Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olasıya kadar öldüm. Şimdi çeviriyorum. İkinci basamağa geçeceğiz. Şöyle 8 fıstığımız var. Tam ortaya işaret koyu. 4 sağda, 4 solda olacak. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. 4 tane üçlü fıstık toplayalım, buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi üzeri 4 tane yatık fıstık. Şimdi çeviriyoruz. Hemen bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir. Sonra üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde burada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapalım. Sonra diğerine geçeceğiz. Evet, 6 sıra yapalım toplamda, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3, 6 sıra ördüm ve 2 zincir çektim, ipimi kesiyorum. Şöyle bakın, burayı hazırladık. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bir zincir çektim. Buradan başlayacağız. Şöyle köşeden köşeye sabitliyorum. Başına dolamadan battım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. 5 tane fıstık yapıyoruz. Onun üzerine ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Kare kutucuk tekniğini yapacağız. Üçüncü fıstığımı yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Bir zincir, beşinci fıstığımı yapıyorum. Evet, beşinci fıstığımızı da kapatıyoruz. Bu yana gelecek. Bir zincir. Altıncı fıstığımı yapıyorum. Tutuyorum, kapatmıyorum. Kare kutucuk olacak şekilde. Şöyle. 3 ve 4. fıstık arasına ikinci fıstığımı yapıyorum. Şöyle. İkisini bir kapattık. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bakın, iki fıstık kalasıya kadar ördük. İki fıstık kaldıktan sonra üç fıstık topluyoruz. Şöyle tepeye bir tutuyorum. Karşı ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşı duvarda bir ve ikinci fıstık arasına. Buraya da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Böyle. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Karşı duvara denk geldiği yere, yani sıradakine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. İkinci sıraya geçmiş olduk. Ne yapacağız? Şöyle çeviriyoruz. Çevirdik. Tepeye bir. Şöyle düzelteyim. Karşıya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Tepeye bir. Karşıya bir fıstık. İkisini kapatıyoruz. Tepeye. Karşıya. İkisini kapattık. Bir zincir. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Şöyle çeviriyoruz. Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Üçüncü sıraya geçtik. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir fıstık. İkisini kapattım. Bir zincir yine. Tepeye bir.
Karşıya bir fıstık. İkisini kapattım. Bir zincir. Bakın iki fıstık kalasıya ne yapıyoruz? Üç fıstık topluyoruz. Yani duvara ekliyoruz, karşı duvara. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstık. Karşı duvardaki sıradaki yuvaya da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. İlmeğimizi genişletip tutuyoruz. Karşı duvara da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Dördüncü sıraya geçmiş olduk. Çeviriyoruz. Tepeye. Karşıya. Evet, böyle. Bir zincir. İkili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Bir sıraya geçişte bir fıstık yapacağız. Sonrasında yine iki tane ikili fıstık toplayıp buraya kadar gelelim. Şöyle karşı eklemeyi tekrardan göstermek istiyorum. Evet. Dediğim gibi iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Kaçıncı sıradayız? Beşinci sıradayız. Ne yapacağız? Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşı duvara üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir. Kapattık. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Karşı duvara. İkinci fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Çeviriyoruz. Evet. İkili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Boşluğu doldurmuş olacağız. Buraya geçeceğiz. Evet, sırayı tamamladım. 6 sıra örmüş olduk. Şimdi çevirdik. Bir sıraya geçişte ilk önce bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Sonrasında ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz. Burada son iki fıstık kalasıya kadar. Yani buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşı duvara bir ve ikinci fıstık arasına da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi genişlettik. Hemen buraya bir fıstık. Yine koyu yeşil duvarıma ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Çeviriyoruz. İkili fıstık toplayarak sıramızı tamamlıyoruz. Yine bir üst sıraya geçip duvara iki fıstık kalasıya karşıya ekliyoruz. Bu şekilde tamamen boşluğu dolduralım. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım. Boşluğu doldurdum. Şimdi bu ağız kısmını yapacağız. Şöyle çeviriyorum. İrice zincir çekiyoruz şöyle. Birileriye batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Yine irice 3 tane zincir. Birileriye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şöyle son 2 fıstığa kadar öreceğiz. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Sonrasında tepeye bir, karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak son iki fıstık kalasıya kadar örelim. Evet. Dediğim gibi son iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Üzeri 8 tane yatık fıstık oldu. Şimdi çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. İkinci sıraya geçmiş olduk. Bir zincir. Sonrasında ikili fıstık toplayarak sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 3 sıra yapalım. Bakın burada 1, 2, 3 sıra yaptım. 3 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra yaptım. En son 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum.
Evet, diğer parçamız da aynı şekilde örelim. Böyle aynı olacak. Aynı şekilde ördükten sonra üst üste yerleştiriyorum. Şöyle krem ipim var, açık krem. Bir zincir çektim. Evet, buradan başlayalım. Buraya sabitliyorum. Başına dolamadan battım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Buraya batarak fıstık yapıyorum. 4 defa sardım. Kapattım. Bir aşağıya. İkisine bir. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir aşağıya. İkisine bir başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir aşağıya. İkisine bir batıyorum. Bir zincir. Tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir nereye batıyorum? İkisine bir batıyoruz. Bir zincir. İlmeğimizi genişletip fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir nereye? Tam köşeye geldik. Gördüğünüz gibi sabitledim. Bir zincir çektim. Evet, yan kısım bu şekilde olacak. Ağız kısmının etrafı. Şimdi burada bir fıstık yapıyoruz. 3 defa sardığım fıstık yaptım. Kapattım, bir zincir. Genişlettim. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. Karşıya da 3. fıstığımı yapıyorum. İkisine bir bataraktan. Yapıyoruz. Üçünü bir. Topladım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da şöyle ikisine bir batarak üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir kapatıyoruz. Bir zincir. Evet, böyle üçlü fıstık toplayarak köşemize kadar gelelim. Köşenin yapımını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi köşeye kadar geldim. Şöyle en son üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi burada kasmasın diye artırma yapacağız. Hemen bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum dibine, yani köşeye. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir, bir tane artırma yapmış oldum. İlmeğimi genişlettim. Yine bir artırma daha yapıyorum. Bir fıstık yaptım. Tutuyorum. Köşeye. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi tepeye bir. Dibine bir fıstık. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, köşemiz bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi 4 defa batılmış şekilde görünüyor. Böyle. Buraya gelince de aynı şekilde üçlü fıstık toplayarak geleceksiniz. 2 tane ikili fıstık topladıktan sonra üçlü fıstık toplayarak devam edeceksiniz. Buraya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Burayı da bu tarafı yaptığımız gibi yapacağız. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, buraya kadar geldim. Burada dediğim gibi buradaki gibi yapacağız. Şöyle irice zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdiğim bir zincir. İlmeğimi buraya bir fıstık yapıyorum.
Yine 4 defa sarıyoruz, kapatıyoruz. Bir ileriye. Başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir ileriye batıyorum. İkisine bir. Bir zincir. Evet, bu köşeye kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi yukarıya kadar geldim. Dilerseniz bu uç kısmı da yapabilirsiniz ama bana gelen resimde bu şekilde değildi. O yüzden yapmıyorum. İki zincir çektim ipimi. Kestim. Şöyle ipimi de içe doğru saklamak istiyorum. Evet, şimdi yaprağını yapalım. Birinci katını yaptım. Sizinle diğerini yapacağım. 13 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci zincire batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Bu şekilde zincirin sonuna kadar ilerliyoruz. Batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Her birine bir batıyoruz. Yaprakların ortadaki çizgilerini oluşturuyoruz. Evet, sonuncuya da battım. Bu şekilde oldu. Yine 13 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci zincire batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Her birine bu şekilde batarak ilerliyoruz. Evet, sonuncuya battım. Tekrar 13 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıradaki ikinci zincire batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, bunu da buraya kadar yapalım. Evet, üçünü de tamamladık. Şimdi ilk yaptığımı şöyle şu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne yapmış olduk. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Şimdi trabzan yapıyoruz. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz. Sıradakine trabzan. Son 3 tane kalasıya kadar trabzan yapıyoruz. Her birine bir batarak İlerliyoruz. Evet, bakın 1, 2, 3 tane kaldı. Doladım, batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim. Doladım, batıyorum. İlmeği aldım, tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Sonuncuya da sık iğne, yani başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Öbür tarafa geçiyoruz. Sık iğne yaptığımız yerin karşısına sık iğne. Doladım. Çakma sık iğne yaptığımız yerin karşısına çakma sık iğne. Doladım. Yine çakma sık iğne yapıyorum yanındakine. Böyle. Sonrasında her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Son 3 tane kalasıya kadar.
1, 2, 3 kaldı. Çakma sık iğne yapıyorum. Yanındakine çakma sık iğne. Sonuncuya sık iğne. Evet, birinci yaprağımızı tamamladık. Diğer şeride geçiyoruz. İlkine sık iğne. İki tane çakma sık iğne. Bir. İki. Son üç tane kalasıya kadar trabzan. Evet, 3 tane kaldı. 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 Sonuncuya sık iğne. Bir zincir öbür tarafa dönüyorum. Sık iğne. 2 tane çakma sık iğne. 1 2 Son 3 tane kalasıya kadar da trabzan. Evet, 1, 2, 3 kaldı. 2 tane çakma sık iğne. 1, 2, 1 tane sık iğne. Bu yaprağımız da hazır. Diğerine geçiyoruz. İlkine sık iğne. Sonra 2 tane çakma sık iğne bu şekilde. Son 3 kalasıya kadar trabzan. Evet, tamamlayalım bunu da. Sonrasını göstereceğim. Evet, son yaprağımı da tamamladım şöyle. İpin bir tanesini kestim, bir tanesini uzun bıraktım ki dikeyim. Şöyle yukarıya çıkar. Evet, yukarıya çıktım. Diğer aynısından iki tane yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, açık yeşil olanı altta bıraktım. Şöyle ikisini birbirine sabitliyorum. Böyle çapraz şekilde duruyor gördüğünüz gibi. İncimi alıyorum. Evet, incimi iyice sabitledikten sonra şöyle şuraya. Zemine tam inmiyorum arkadaşlar. Tam inmiyorum. Şöyle aradan dikiyorum. Evet, tamamen sabitleyelim. Sonra bağcına geçeceğiz. Evet, çiçeğin dikimini tamamladım. Şimdi bağcığını yapacağız. Bağcığı için koyu yeşil ipimi aldım. Beş tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk yaptığım zinciri başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Fıstık yapıyorum. 3 defa sardığımız fıstık yapalım. 2, 3 Kapattım. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 sardım. Kapattım. 4 zincir dibine batıyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 4 zincir.
Dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, şimdi zincir çekiyoruz. Bağcını yapıyoruz. Evet, yetecek kadar. Buraya yetecek kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, saymadım ama şöyle göstereyim ne kadar yaptığımı. Şöyle, bakın bu kadar oldu. Bu ucuna da yaprak yapacağım. Şöyle 5. zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çevirdim. Hemen bir fıstık yapıyorum. 2, 3 sardım, kapattım. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Evet, 2 tane daha yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, son yaprağımı da yaptım. Şöyle en son zincir çektim, ipimi kesiyorum. Krem ipimi aldım. Şöyle. Dilerseniz etrafını yapmaya da bilirsiniz. Size kalmış bir zincir. Şöyle şuradan sabitliyorum. Zincirin dibinden diyelim. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. 2 fıstık arasına yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir. Diğer fıstığın tepesine batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, iplerimizin fazlasını şöyle içe doğru saklayalım. Fazlalarını alıyorum. Evet, diğerini de aynı şekilde yapalım. Evet, çengelliğine yardımıyla şöyle geçirebileceğim inşallah. Evet, şuradan geçiriyoruz. Biraz zor olacak ama olacak arkadaşlar. Evet, tamamen bir alttan bir üstten geçirerekten bitirelim. Evet, bitti. Şöyle geri buradan geçirmedim arkadaşlar. Şöyle iç kısımdan arkaya geçirdim. Böyle daha güzel oldu. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. orenhanim.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım orenhanim_emine, oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.